Merhaba arkadaşlar, Eğitim Dünyası'na hoş geldiniz. Ben uzun bir zamandır ara vermiştim rahatsızlığım dolayısıyla. Hala bu rahatsızlıkla mücadele ediyorum. Ama çok yoğun istek geldi. Bu seccadede anlaşılmayan yerler varmış. Veyahut da güzel görüntü çıkmamış. Onun için ben tekrardan çekmeye çaba göstereceğim. İnşallah bu sefer anlaşılır. Ama bunu bütün çekip size anlatmaya çalışırsam çok uzun sürer. 2 veya 3 video şeklinde anlatmak istiyorum. İlk başta başlangıcını anlatmak istiyorum. Buradan başlangıcınız. Bunun su taşı gibi başlıyoruz. Sonra üzerine örneği kurmasını, kesim aşamalarını, burada kesim aşamalarında anlaşılmayan noktalar olmuş. Onları göstermek istiyorum. Sonradan da kenar oyasını göstermek istiyorum. Herhalde tahminime göre bu 3 video olur kısa kısa. Eğer bütün çekmeye çalışırsa çok uzun sürer. O da sizi sıkar yani. Onun için şimdi ben size bunun aşamalarını göstereceğim. İlk başta başlangıçtan göstermek istiyorum. Bunu ben başlarken şu gördüğünüz mesafe 40 su taşı veyahut da sıçan dişi dersiniz. Artık ne dersiniz siz bilirsiniz. Ben bunu su taşı üzerine başladım. Ondan sonra 8'er sıra ördüm. 8 sıra gri, 8 sıra beyaz. Böyle 13 tane ördüm. 13 tane ördüm. Şimdi uzun olduğu için açamıyorum. Sonra da buradan böyle keserek hep birer tane başa kadar gitmeden birer tane noksan yaparak öyle eksilttim. Eksilterek birer tane eksilterek verev şeklini verdim. Başlayacağınız ilmeğe göre de burada 10 olabilir. 10 yani sıçan dişi veya su taşı olabilir. 12 olabilir. Ona göre siz nasıl başlarsanız ben burada 40 başladım mesela. 42 başlayan var. Ama bu örneğin bir özelliği de biraz kendini topluyor, çekiyor. Ben bunu 40 başladım. 40 tam normal oldu. 38 başlayanlar var. İpin kalınlığına göre değişebiliyor. Örmenize göre değişebilir. Bilmiyorum. Sizin örmenize bağlı bazı şeylerde. İlle benimkiyle birebir olacak diye bir şey yok. Ben şimdi size başlangıcını göstermek istiyorum. Direkt ilk başta su taşı olarak başlamak istiyorum. Bakın. Burada bir tane yuvarlak bıraktım. Bunun içini dolduracağım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Bu, bakın şunun içini dolduruyorum. İyice anlaşılsın diye göstermek istiyorum. İnşallah bu sefer başarılı olabilirim. 3 ve zincirle birlikte yani dönüşle birlikte 4 zincir doldurdum. Bakın. 1 2 3 4. 4 daha doldurdum. Şimdi tekrardan 4 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Başa batıyorum. Başa batıyorum. Ki su taşı yapabileyim. 4 zincir çektim tekrardan. Bakın. Burada. Yani bu ilk başlangıç yerine. Şu zırhaya batıyorum. Burada yine 3 tane dolduruyorum. Baştaki ile birlikte 4 oluyor. 2, 3. Bakın 3 tane doldurdum. Bir baştaki dönme ile birlikte 4 oldu. Şimdi tekrardan 4 zincir çekiyorum. 4. Başa battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve battığım yere buraya dolduracağım. Bu 1. 3 tane daha dolduracağım. İki seferde çıkıyorum. İkili trabzon yapıyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3, 4. Görüyor musunuz? Böyle su taşı. Bu araları dolacak. Bu araları dolacak. Şimdi daha, biraz daha yapınca daha iyi anlaşılabilir. Bu seccadeye çok istek geldi. O yüzden gücümü toplayarak size yapmak istedim, paylaşmak istedim.
İnşallah bu sefer güzel anlatabilirim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Battığım yerin bu hizaya dolduruyorum. Üç tane daha zincir dolduruyorum. Bir, iki, ikili trabzan olacak. Ve üç. Görüyor musunuz? Üç tane doldurdum. Bir, iki, üç. Ve dönme ile birlikte dört oldu. Su taşı olarak böyle gidiyor. Sonra üzerine örnek kurmaya göstereceğim. Bir iki tane daha yapayım. İnşallah sizin istediğiniz gibi bir anlatım olur. Geri dönüyorum. Başa batıyorum. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Görüyor musunuz? Bu araları dolduracağım. Buraları doldurarak gideceğim. Şimdi bir tane daha size su taşı yapmayı göstereyim. Ondan sonra örneği kuracağım. 3, 4. Evet. Böyle gidiyor. Şimdi ben size örnek kurmaya göstereyim. 1, 2, 3. Arkadaşlar şimdi ben 2, 4, 5 tane su taşı çektim. Şimdi altıncı da örnek kurmak istiyorum. Dönüşü göstermek istiyorum. Şimdi 3 tane veya 4 tane ipinize göre zincir çekersiniz. Yine su taşı gibi yapar gibi dolduracaksınız. İki seferde çıkıyorum. İkili trabzon. Bakın. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu ben başa batıyorum. Takıldı. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi ben ikinci sırayı yapıyorum. Görüyor musunuz? Başa geldim tekrardan. Başa battım. 2, 3 zincir veya 4 zincir. 1, 2, 3 tane doldurdum. Tekrardan bu başa batıyorum. Tepelere batıyorum yani. Görüyor musunuz? 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. Bir ikili trabzon yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkili trabzon yapıyorum. Görüyor musunuz? Su taşı yaptığım için 1-2 sıra sayılıyor. Şimdi ben 3. sırayı yapmış oluyorum. Eğer 8'li yaparsanız benim gibi 2 renkli yaparsanız böyle 3. sıra olmuş oluyor. Ama düz renkli de oluyor. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan 1 2 ve bakın İkili trabzan üçlü. Bunu yapıyorum. Böyle verev olması için, böyle verev olması için, böyle verev olabilmesi için bunu da tekrardan öreceğim. En sonunda öreceğim. Dönüş yapmayacağım yani. Bunu ördükten sonra döneceğim. 2 ve 3. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada ben dönüşünü yapıyorum tekrardan. 3 1 2 3 4 Geri döndüm. 1 2 3 1
2 ve 3. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gayet kolay. Sırf Trabzon örneğiyle yapılan bir örnek. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi dördüncü sıra yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4. Yani gayet basit, anlaşılır bir örnek. Yaptıkça daha iyi anlayabilirsiniz. Buraya bağlıyorum. 2, 3, 4. Zincir çektim. Bakın, ikili Trabzon. Tekrardan başa batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3'lü trabzan. Görüyor musunuz? Örnek gayet basit. Bir daha dönüşünü göstereyim size. Herhalde anlaşılmıştır. 2, 3. Burada başa döndüm. 2, 3. Bunu da ördükten sonra tekrardan geri dönüyorum. 2, 3. Şimdi 4 tane zincir çektim. Geri döndüm ve başına battım. Şimdi bir, iki, üç. Bunun da başına batıyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç. Tekrar tepelere batıyorum. Buralara örnek kurup tepelere batacaksınız. Örnek kurup tepelere batacaksınız. Örnek gayet basit. Sonra böyle verev şeklinde çıkıyor bu kenarları. Böyle verev şeklinde çıkıyor. Bakın. Verev şeklinde çıkıyor. Oyasını da verev şeklinde yapıyorum. Örnek bundan ibaret. Gayet kolay. Bunlar da verev şeklinde çıkıyor. Bilmiyorum. İnşallah anlaşılmayan bir yer kalmamıştır. Şimdi kesimini anlatacağım. Oyasını anlatacağım. Onların videolarını çekeceğim. Şimdi görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet olun. Öbür videolarda görüşmek üzere.